34. bölüme geldik. 10 Haziran 1960 The After Hours. Çok... Bu bölümü izledim. Salih bu bölümden hoşlanmamıştır dedim. Yani rahatsız edici bir bölümdü. Çocukluk travmalarımı biraz depreştiren bölümlerden birisi Hepimizin oldu. hatırladığı Chucky. Evet, maalesef. Yani sende de var mıdır böyle rahatsız olduğun şeyler falan? Atıyorum işte mankenler ya da oyuncak bebekler, kuklalar. Ben palyaçoları çok sevmiyorum mesela. Yani bana hala korkutucu gelir. Ve gördüm mü canım sıkılıyor palyaço. Palyaçolarla ilgili şöyle bir anım var. Küçükken bisiklet sürüyorum yolun kenarında. Bir tane kamyonetin kasasında da 3-4 tane palyaço var. Yanımdan geçerlerken bağırmaya başladılar. Hadi gelsene gelsene falan yapıyorlar. Ne Valla yapacağımı da gerçekten şaşırdım. Hemen böyle bir garip ters bir çevirip. an olmuş. Evet. Her neyse, bölüme geri dönecek olursak. Yani bence çok rahatsız edici bir bölümdü. Ya böyle o sıkışmışlık hissini veriyor bölüm. Ben nedense çok beğendim bu bölümü. Zaten hani ilk böyle izlediğinde aklında kalıyor, unutmazsın. O bölümlerden bir tanesiydi benim için. Yani şöyle söyleyeyim, Çünkü son... sonundaki twist harika. Evet. Ve şey, birkaç bölümdür anlattığımız konular var, seyrettiğimiz konular var. Ve bu bölüm tam olarak Twilight Zone bölümüydü bence. Evet, kesinlikle. Ben de katılıyorum Yani buna. bu huzursuzluğu birkaç bölümdür göremiyorduk mesela. Ama bu bölümde onu gördük. O beni mutlu etti diyebilirim. Zaten Alacakaranlık Kuşağı'ndaki o rahatsızlık hissi bence bu serinin özgün noktalarından bir tanesi. Yani sonuna kadar izlemek zorundasın. Evet. Sana bir tokat atıyor sonunda. Farklı bir tokat. O rahatsızlığı veriyor. Ya da rahatsızlık olmasa da twist'i veriyor. Ya da o ürpertiyi veriyor. Dolayısıyla bu bölüm tam bu seriye özgü bölümlerden. Evet. Ya düşünsene bir yere gidiyorsun. Bir şeyler alacaksın. Var olmayan bir kata çıkarıyor seni. Ve daha sonra öyle bir katın var olmadığını öğreniyorsun. Daha doğrusu kendi aralarında sözleştikleri mekan o. Kadın Evet. unutmuş olduğu için. Hani bize öyle bir yansıtma var. Kadının da nereden çıktığını da görmüyoruz bölümde. Bir anda çıkıyor ya kadın. Uyuyor, Evet. uyanıyor. Hep aynı yerde. Yani o da garip mesela. İlk başta geliyor anneme hediye almak istiyorum falan ama annesi kim mesela? Niye böyle bir alışveriş yapması gerekiyor? Yani belki de kodlanan bir şey var. Geri dönmesini, o mekana dönmesini gerektiren bir şey bu. Yani bir şekilde dönmesi gerekiyor ya, oradan alışveriş yapması gerekiyor geri dönmüş olması için. Tam böyle X-Files bölümlerinden ya. İşte ben seyretmedim ya X-Files'ı. Gerçekten çok hoşuma gitti benim bu bölüm. Yani üstüne konuşulacak ne var? Hiçbir şey yok baktığında. Çünkü gerçek değil. Yani hani bir mankenin canlanmayacağını biliyorsun. Ama ya canlansaydı üzerinden gidilince de çok ürpertici bir hikaye çıkıyor ortaya. Aslında ürpertici de değil de. Sonunda o kadının da bu kadar böyle bize yakın ya kadının yaptığı hareketler. Sonunda aslında insan olmadığını görüyorsun. Ama çok çabuk kabullendi mesela. O da bir garip geldi bana. Yani Evet o yani kadar inkar ettikten sonra biraz daha böyle... hatırlamasını sağlıyorlar ya. Farklı bölümlerdendi ya. Ben şeyi merak ettim. Acaba kaç tane manken yaptılar bu bölüm için? Sonuçta yani tamam Zormuş. vücutlar Evet ayrı ama evet bak. kafaları yapmaları gerekiyor ya. Bununla ilgili okuma yaptım da bizim kullandığımız bir kaynak var ya bu Alacakaranlık Kuşağı ile ilgili. O kaynakta da geçiyordu bu. Zor olmuş mankenlerin o kişilere benzetilmesi. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. E çünkü bir yandan da hani karikatürize etmen gerekiyor ya Evet. o surat tipini. Ama herkesin yüzü de farklı hani. Bir de aslında bölümde mizahi unsurlar da vardı. Patron, yardımcısı vesaire. Evet Yani onlar. dolayısıyla çok da ürpertici olmuyor. Sadece o son sahneler aa diyorsun. He yapıyorsun. O he hissini çok seviyorum bu seride ben. Ben şeyden rahatsız oldum ya bir anda böyle sesler duymaya başladığı bir kısım vardı. Ondan sonra bir rahatsızlık hissettim. Aslında diğer arkadaşlarından, diğer manken olan arkadaşlarından gelen sesler vardı ya. İkna etmek için onu Evet. bir şekilde canlanmışlardı. Baktığında oyuncak hikayesi diyebilir miyiz peki? Evet. Onun daha yetişkin versiyonu. Evet. Daha sanatsal versiyonu. Hatta bu bölümü şu an çeksem mis gibi bölüm çıkartırsın. Alacakaranlık Kuşağı'ndaki bu sezonu tekrar çeksen, şu an 2023'ün teknolojisiyle ben yine tutacağını düşünüyorum. İnanılmaz güzel olur hem de. Ve belki daha gerçekçi ve daha Evet. ürpertici yapabilirsin Hatta hafif yapay zeka vesaire eklemeleri de yapıp bunu. hani o dehşeti verme. Yani şunu söyleyebilirim. Mankenlerin canlanıyor olması ya da kuklaların canlanıyor olması
hep böyle rahatsızlık verici bir şey olmuştur benim için. Özellikle 1920'ler, 1930'lardaki çocuk programlarında kullanılan kuklalar vardır. Tahta kuklalar. Belki görmüşsündür. Evet. Ve aşırı ürpertici. Bunlar çocuk programları baktığın zaman. Ama o kuklalar çok korkunç. Mesela gözleri kocaman, işte ağzı çok garip hareket ediyor. Yani bunlarda da o hissi aldım biraz. Yapılmış olan kuklalarda, bu bölümde kullanılmış olan. Ki gerçek insanlara benzetilmeye çalışıldığı için de zaten belki bu hissi bize veriyordu. Ya da bana öyle geçti. Bunlar elbiseleri ön plana çıkarması gereken mankenler olarak görünüyor ya bölüm boyunca. O yüzden de belki de hani bu kadar renkli olmaları gerekiyor. Dikkat çekici olmaları gerekiyor. Ama özellikle başrol oyuncusu hani o alımlılığıyla bölüme bir değer katmış. Zaten yorumlarda da vardı. Yani şey de var ya, ben hani dikkat ediyorum mesela 1950'ler 1960'larda kadınların da giyimi mesela hep çok düzgün. Dikkat ettim mi bilmiyorum. Hep resmi evet. Kıyafetlerle sanki. Tabii o dönemin şartları. Genel olarak rahatsız edici ama güzel evet. Bölümlerden biriydi, onu söyleyebilirim. Bunun dışında benim de çok ekleyeceğim bir nokta yok. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Aynen. Görüşürüz. Görüşmek üzere.